Siz yargının pek çok sorunu var. Ancak bunların başında tabii ki şu anda görüşmekte olduğumuz Danıştay Kanun tasarısı gelmiyor. Aksine Danıştay ve Yargıtay üyelerinin sayısının azaltılması, hele bunu yaparken bile anayasaya aykırı davranarak, ayrımcılık yaparak Yargıtay ve Danıştay Başkanı, daire başkanları ve savcıları dışında tutmak sadece belli tasfiye niyetlerini ortaya koymaktadır. Ve bu tasfiye hiç de öyle ifade edildiği gibi sadece paralel yapıya dediğiniz yapıya yönelik değil, muhalif olan bütün yargı mensuplarına yöneliktir. Özellikle muhalif yargı mensupları aslında hiçbir dönemde kendilerini güvencede hissedememişlerdir. Ancak bu dönem fütursuzluğun şaikası olan bir dönemdir gerçekten. Çünkü meclis işleyişi dahi adalete erişilemeyen ve gördüğünüz gibi çoğunluk tahakkümüyle tüm geçiştirilen yasalarla sürüyor. Halkımızın adalete erişimi ise daha adliye binalarına girişte başlayan kuyruklarla imkansız ve esef verici halde. İşte Sayın Bakan ve Adalet Komisyonu üyeleri, gerçekten yargı ve adalet adına bir şeyler yapmak istiyorsanız, örneğin okullarda, yurtlarda, evlerde istismara uğrayan çocukların haklarına sahip çıkabilir, onların bir adım ötelerinde adalete erişimini sağlayabilirsiniz. Şiddete uğrayan kadınlar için başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere bütün yasal düzenlemelerin etkin uygulanmasını sağlayabilirsiniz. Nefret suçlarına maruz kalan ve başta işe alımlarda olmak üzere her alanda ayrımcılığa uğrayan LGBT'lilerin haklarının garanti altına alınmasını sağlayabilirsiniz. Uzun tutukluluğa res çekip hasta mahpuslara biraz alaka gösterip cezaevlerinin ikinci bir ceza haline getirilmesini engelleyebilirsiniz. İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi için uğraşır, toplantı gösteri hakkının serbestçe kullanılmasını sağlayabilir, biber gazının yasaklanmasını gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde Sur'da, Cizre'de, Yüksekova'da ihlalleri tespit edip Kürt yurttaşlarımızın ana dilde eğitim hakkını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Evet, bütün bunları gerçekten adalet için bir şeyler yapmak istiyorsanız gerçekleştirebilir, yapabilirsiniz. Çünkü başta da söylediğim gibi insanlar adalete erişmek için bekliyorlar. Yıllarca süren davalarıyla onların sonunda üstelik gerçekleşmeyen adaletle, cezasızlıkla karşılaştıklarında adalet duyguları bir kez daha zedeleniyor. Bugün yaptığınız şey hakimleri, savcıları yerlerini değiştirerek yargıyı daha fazla zapturapt altına almak ancak adaleti sağlamak değil, kesinlikle değil. Ben sevgili Özdemir Asaf'ın adaletle ilgili dizeleriyle sözlerimi bitirmek istiyorum. İnsansız adalet olmaz. Adaletsiz insan olur mu? Olur. Olmaz olur mu? Ama olmaz olsun. Adaletsiz insan olmaz olsun. Saygılar sunarım.